İzmir sabahından hepinize günaydın. Dün akşam ani bir kararla, hayatımızdaki bütün kararlar gibi İzmir'e gelmeye karar verdik. Bütün vlog ekipmanlarımızı Altınoluk'ta unuttuğumuz için el yordamıyla çekiyoruz. Evet, şuradan İzmir'i göstereceğim. Dur. Burası biraz kalabalık olduğu için ben konuşamıyorum. Hepinize merhaba. Videolara ara verdiğimiz için bir daha çekmek çok zor oluyor. Askerden sonra, askerdeyken ara vermiştik. İzmir'e geldik. Bugün İzmir'i gezeceğiz. Video çekemediğimiz için kusura bakmayın. Gerçekten isteyenler oluyor çünkü. Sizin bizi özlediğiniz kadar inanın biz de sizi özledik. Ay, denize düşmüş telefonu. Gel biraz kenara. Su geçirmiyorlar. Su geçirmiyor da nereden bulacağız düşerse? Hamza'yı da özlemişsinizdir. Hamza? Hamza da büyüdü artık tabii ki. Keyfi yerinde tabii. Gezdiğimiz için. Sizin de Instagram'dan söylediğiniz yerleri gezeceğiz. Zaten internetten falan baktım, hep aynı yerler söylenmiş. Bu arada ben İzmir'i görmeyi gerçekten çok çok istiyordum. Yani yıllardır istiyordum. Bugüne nasip oldu. Öyle apar topar çıktık evden. Dün şeyde kaldık. Bir tane otel varmış. Çok eski olduğu için orada kaldık. Böyle tarihi dokusu falan. Şaka şaka. Ucuz olduğu için orada kaldık. Ha, onu söyleyecektim zaten. Evet, ucuz olduğu için orada kaldık. Bütçemizi aşmasın diye. Şu an çok fazla paramız yok. Ama yine de gezmek istediğimiz için gezdik. Ve ucuz otellerde kaldık. Tamam. Hadi, kolum yoruldu. Şurada kötü bir şey yapan bir adam var. Evet, bildiğiniz Selahattin. Sigara içiyor. Aa, Türkiye'nin güzelliğine bak. Bu ağaçları nasıl yapmışlar böyle ya? Ama bu yoldan yürümek istemiştim. İlk durağımız tabii ki de Saat Kulesi. Saat Kulesi'nin önünde fotoğraf çekilmeden olmaz. Hamza, bunlar ne anneciğim? Kuş. Kuşlar nerede, kuşlar? Evet. Şimdi Saat Kulesi'ne geldik. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer Saat Kulesi. Burada da açıklaması yazıyor, Sarı Kışla. Bir diğer adıyla Saat Kulesi diye geçiyor burası. Burası Fatih Sultan Mehmet'in ilk kez saate baktığı yer. O yüzden buraya kule inşa etmişler. Böyle bir tarihi var buranın. Çok anlamlı bir yer yani. Ben çok duygulandım. İzmir'in insanları biraz garip. Mesela az pişmiş yerine ya da çok pişmiş yerine pişkin diyorlar. Simit arabalarının önünde gevrekçi yazıyor. Bazı kelimeleri değişik yani, böyle sanki Kıbrıs'taymışız gibi. Yine bir şeyler anlatıyor çocuğa ama yine aklını karıştırıyor. Hamza, bırak oğlum bu kızların peşini ya. Koskoca Fatih Sultan Mehmet'in saate baktığı yerde sular akmıyor ya. Böyle bir rezalet görmedim yani. Sıradaki durağımız Kemeraltı. Çarşıyı falan gezeceğiz. İzmir'de sıradan bir simitçi. Sanırım burası böyle Eminönü gibi bir yer. Kızlar Ağası diye bir yer varmış. Orada kahve içmeye gidiyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu da yakışıklı biri. O buraya bir kere taşımıyor değil mi? Niye altı koymuyorsun? Çünkü yer yok.
bak. Düşecek ki oradan. Tam durmuyor. Isırma virali. Neydi orası? Hanım ağası mıydı? Kızlar ağası. Ay bu adam bana bakıyor zannettim. Evet, kızlar ağası hanına geldik. Burası da herhalde böyle Mısır çarşısı gibi bir şey. Ama daha sabah erken saatler olduğu için çok aydınlık değil herhalde. İnanılmaz kalabalık. Şey, kalabalık mı? Karanlık. Ama telefonumun karanlık modu olduğu için sanki aydınlıkmış gibi. Yalan söylüyorum şimdi. Hayır, şey açıkmış, flaşı açıkmış. Rezillik. Rezil oldum. Şimdi kızlar Asan'la geldik demiştim. Kahve içeceğiz. Yan yana duralım, neden uzak tuttuk? Arkada çok acayip muhabbetler dönüyor. Diyor ki Edison sinemacıymış, aynı zamanda elektriği bulmuş. Böyle diyor. Vallahi. Şeker anneciğim. Şeker. Onun yerine bırakır mısın? Aferin sana. Yani niye bunu yaptın? Kara gider dedi. Çok tatlı. Şuraya bir şey koyalım. Tablomuz tatlı. Şeker yaptı. Büyük kahve. Beni. Sıcak duralım. Biraz bekleyin. Sapı sıcak olabilir. Tamam. Teşekkür ederiz. Güzel gözüküyor. Bunu fincanda pişiriyorlar. Yazıyor zaten. Fincanda pişen ilk Türk kahvesi. Şükrü Fincanlı. Bey'in yeri. İçine koy bunları. Aferin. Ve bunları içine koy tek tek. Evet. Su iç su. Tuzlu kahve içsem daha iyi. Kızlar ağasından çıktık. Kahve içtik orada. Gördüğünüz üzere tabii ki. Ay ışık ne güzelmiş. Şimdi tekrar dedim, dün akşam geldiğimiz zaman biz Kordon'a gittik, orayı gezdik falan. Şimdi gündüz gözüyle tekrar gidiyoruz. Doğru mu gidiyoruz ya? İnşallah doğrudur. Bence doğru. Senin yengeç burcu hislerine güveniyorum. Gezdiğimiz yerlere story atıyoruz. Size Instagram'dan takip edebilirsiniz. Onlara da linklerini aşağı bırakıyoruz her zaman. Ben story atmayı çok seviyorum. Ben de. İzmir Kordon'dayız. Hamza uyudu. Evet. Yorulduk. Saat 11 falan. 2600 adım atmışız. Bu bilgiyi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz artık. Ben normalde hiçbir şeyi düşürmem yani. Hiçbir şeyi unutmam ama artık yani bununla ünlüyüm yani. Ama artık yavaş yavaş bir şeyleri düşürmeye, bir şeyleri unutmaya başladım. Onun sebebi de çocuk. Çünkü sürekli kafan dolu oluyor, sürekli bir telaş oluyor. Bu arada Kordon acayip pis. Yani acayip pis yani suyu. Yerler de pis. Hakikaten hiç dikkatimi çekmemiştim. Ben de az önce çeneme bir yumruk attım, o yüzden çenem ağrıyor. Onu anlatmadan neresi kaldı? Bir de tek Twitter kaldı. Şimdi oraya da yazacağım. Ben de şey demeni bekledim. Çok konuşmaktan çenen ağrımıştır falan. Şimdi tarihi asansöre gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Allah'tan telefonunda elektronik sabitleyici var. Sonra nasıl titreyecek bu video biliyor musun? Böyle böyle çekiyorsun bak. Ya omzumda çanta var o yüzden. Sakın itme beni. İtme şakası da yapma. Şimdi tarihi asansöre çıkmaya gidiyoruz. Daha evet. Sonra da teleferiğe gideceğiz değil mi? Evet. Burada Kanuni Sultan Süleyman ilk defa asansöre binmiş. Bunları sallıyor musun? Az önce de Fatih Sultan Mehmet Saati ilk defa mı bakmış? Ne demiştin?
Evet, tarihi anlamı çok büyük bir yer. Yine aşırı duygulandım Saat Kulesi'nde olduğu gibi. İzmir'de hiçbir yerde park yeri yok. İstanbul'dan bile beter bir yer cidden. Yani aslında yürüyerek gidebileceğimiz yerlere bebek arabası olduğu için rahat gidemiyoruz. O yüzden biraz çakallık yapmak durumunda kalıyoruz yani. İnce hesaplar yapıyoruz. Oraya yürürüz, şuraya park ederiz falan. Bence burada değil ya. Buradan böyle bütün İzmir gözüküyor sanırım. Şöyle hızlıca geçeyim şurayı. Burası önemli. Şöyle. Ay, manzaranın güzelliğine bak. Bir liranız var mı? Açıkçası biraz korktum yüksekliğinden. Çok aşağı bakamıyorum ama size gösterebilirim. Ay. Selahattin'de 1 lira varmış. Niye ağlıyorsun anneciğim? Siz de görün. Dur ben kaldırayım seni, gel. Ama çok bir olayı yok yani. Buradan da aynı şeyler gözüküyor. Olsun. Para tuzağı bunlar. Amerikan mı bunlar? Tarihi asansörden gidiyoruz şimdi. Bakalım teleferiye binebilecek miyiz? Asansörün yolu çok güzel ya, bayıldım. Şu ağaçlara falan. Ben yeşili seven bir insanım galiba ondan. Burası hiç aklımızda yoktu. Şimdi savaş gemisinin olduğu bir yere geldik. Gerçek savaş gemisi. Türk Silahlı Kuvvetleri bağışlamış burayı. Burayı Allah razı olsun, bağışlamışlar İzmir'e. Biraz kalkınsın diye. Biri önerdi burayı. Sağ olsun, gerçekten teşekkür ediyorum ona buradan da. Bir de karşısında şey varmış şöyle. Serkan Hamza. Serkan Hamza nerede? Şu mu? Evet, midyeci varmış. Şu an müze kapalı. Yani gemiyi kapatmışlar öğle arasında. Biz de beklerken burada yemek yiyeceğiz. Gerçekten midyesi efsane. Midyeci Ahmet'in Beşiktaş şubesinden sonra yediğim en güzel midye. Öyle mi yenir midye? Nasıl yenir? Açarsın böyle. Bunu buraya geçirirsin. Tam bir de şeyden ya. Senin kılıcın. Limonlarsın. Ve yersin. Şimdi müzeye gidiyoruz. Biletler de çok ucuz. Tam 12 lira. Öğrenciyi bilmiyorum. Gemiyi de daha yakından çekmiş olayım. Aa, şuna da para atınca gözüküyor mu acaba? Gidip bakacağım. Bir de burada bir çan var. Gidip onu çalacağım şimdi. Ay, korkuyorum. Evet, boyumun yettiği bir dürbün. Bakayım gözüküyor mu? Hayır, hayır. Dur oğlum, fotoğraf çekeceğim. Teleferiye gittik. Ama Nisan'da açılacakmış. Çok yorgunuz. O gemi müzesi bizi bayağı yordu. Bir de denizaltına girdik. Çok dardı. Hamza ile beraber çok zor oldu gerçekten. Belki 10 kere keşke kanguru alsaydık demişimdir. Şimdi Hisar Camii'ne gideceğiz. Namaz kıldıktan sonra ya boyoz yiyeceğiz. Çünkü sabah yediğimiz boyoz gerçekten çok kötüydü. Otelin boyozuydu. Böyle soğuk falandı. Hani ağzımda boyozsa da öyle kalsın istemiyorum. Hadi sen de namaz kıl. Kıl anneciğim namaz. Kıble o tarafta değil ama olsun. Allah kabul etsin. Bizim boyoz muyoz hayal oldu. En azından şimdilik. Şimdi köfteciye geldik. Buranın meşhur bir kazandibicisi varmış. Reklam yapmayalım, ismini söylemeyeceğim. Evet, son olarak tatlımızı da yedik ve artık otele dönüyoruz. Yorulduk, o yüzden daha devam etmeyeceğiz. Videonun kapanışını sonra yaparız. Hepinize merhaba tekrardan. Merhaba. Ertesi gün olduğu için keyfimiz yerine, yorgunluğumuzu attık.
güzel bir gezi oldu. Ama İzmir merkezi araba park bakımından beğenmedim. Araba park edecek hiçbir yer yok. Her yerde ceza yazıp arabayı çekiyorlar. İlla katlı otoparka koymanız lazım. Yani motorla gelmek daha iyi olur. Böyle değişik bir yerdeyiz. Burası Bostanlı sahil. Şurada cennete çıkan merdivenler var. Ama gördüğünüz gibi liseliler tarafından ele geçirilmiş. Görmüyorlar ki onlar. Görmüşlerdi çünkü az önce çocuk kapısı var. Hamza'yı göster. Gözüküyor mu? Burayı böyle güzel bir yer yapmışlar. Beni göster ayakları. Dur bir dakika, aynen şu kapısı. Çok video atamıyoruz gerçekten, kusura bakmayın. En başlarda aslında hem siz istediğiniz için hem de maddi gelir olsun diye video çekmeye başlamıştık. Ama başka iş durumlarımız var şu anda, onları bekliyoruz. Hem onun biraz stresi var. Hem de biraz askere gidip gelince hevesim kaçtı. Yani düzen bozulduğu için insanlar televizyon dizisi gibi yani düzenli izlemeyi seviyorlar. Düzenli olmayınca İnsanlar da pek izlemek istemiyorlar açıkçası. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü en az haftada bir video yüklemek gerekiyor. Biz onu yapmaya çalışırız yani fırsat bulabilirsek. Artık gelir için değil de yani bizi takip edenler için video çekeceğiz. O yüzden de haftada bir falan çekmeye çalışırız diye düşünüyorum. Uzattıkça uzatıyor değil mi? Konuşmadın ki dün hiç. Dün hep sen konuştun. Bana bir dakika verdiler, sana iki dakika verdiler. One minute. Telefonu elinden alan mı vardı? Allah Allah. Hadi bakalım, one minute. Hayır, videonun bitişini çekelim dedik. 10 saattir konuşuyorsun. Zaten dün söyledin bunları. Lan dün vır 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 akşama kadar konuştum ben. Yok oradayız, buradayız. Neyse, videomuza dün son çekmeyi unutmuştuk. Daha doğrusu unutmadık. Yorgunluktan otele gider gitmez yattık yani. Videomuzu İsterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin. Böyle mi olduk şimdi? Reklamlar da çok fazla izlemeyin. Bundan sonra sadece sizin için yani. Gerçekten maddi şeyler için ne yapacağız? Gerçi bir şey fark etmiyor. Aynen, bir şey fark etmiyor yani. Sen de öyle bana anlatıyorsun ki. Ama hislerimi dökmek istedim yani. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ters söyledim. Hoşçakalın, ben söyledim. Hoşçakalın. Ooo. Ne bileyim. Ne bileyim.